meydana geldi. İstanbul Tuzla'da önceki gün bir fabrikada yangın meydana gelmişti sayın seyirciler. Bültenlerimizde aktarmıştık sizlere. Bu yangın söndürüldü söndürülmesine ama geride bir enkaz yığını kaldı. Çok sayıda işçinin ekmek kapısı olan fabrika kullanılamaz hale geldi. Fabrikadaki patlama anı ve yangını ilk görüntüleyense bölgedeki diğer işçiler oldu. Tuzla'daki yangının ilk görüntüleri işçiler tarafından böyle kaydedildi. İşçiler cep telefonlarıyla görüntüleri çekerken büyük panik yaşıyor. Aldı bak orayı da aldı. Orasını da aldı. Ha şimdi aldı ama. Görüntülerde patlamayla birlikte alevler metrelerce yükseliyor. Yangın gündüz başladı ancak gece kontrol altına alındı. Tuzla'daki boya fabrikasında çıkan yangını söndürmek pek de kolay olmadı. Yasallar yanmaya başladığı zaman maalesef söndürmesi inanılmaz zor. İlk yandığı anda eğer söndürme kabiliyetiniz varsa söndürüyorsunuz. Eğer söndüremezseniz bütün gün o yakıt kendisini, o kimyasal kendisini bitirene kadar yanmaya devam ediyor. İtfaiye ekipleri saatlerce süren çalışma sonucu yangını söndürdü. Olay sonrası ortaya çıkan görüntü ise yangının boyutlarını ortaya koyuyordu. Yangının söndürülüp dumanların çekilmesinin ardından sabah saatlerinde hasar çok daha net belli oluyor. Arkamda da gördüğünüz gibi fabrika tamamıyla kullanılamaz hale gelmiş durumda. Depolardaki boyaların, imalatta kullanılan araç ve gereçlerin tamamen yandığı görüldü. Çok sayıda işçinin ekmek kapısı olan fabrika adeta küle döndü. Yanan kimyasallar nedeniyle çevreye ağır bir koku yayılıyor. Bölgeden geçenler nefes almakta bile zorlanıyor. Yangın söndürülse de boya fabrikası olması dolayısıyla soğutma işlemlerinin bir süre daha devam edeceği bildirildi. Ülkenin birçok yerinde günlerdir orman yangınları var sayın seyirciler. İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman